olsun. Geçmiş olsun kuzum. Hürşet. Buyur yenge. Gel içeri biraz soluklan. Yok yenge, gideyim ben. Nereye gideceksin Hürşet, gel işte. Gelmeyeceğim yenge. Peki sen bilirsin. Teşekkür ederim. Hürşit? Hürşit iyi misin? Adnan? Hürşit? Kirasunun içinde iki sokak arası. Kirasunun içinde iki sokak arası. Altı kurşun attılar, üçte bıçak yarası, üçte bıçak yarası. Kirasunun içinde iki sokak arası, Kirasunun içinde iki sokak arası. Altı kurşun attılar, üçte bıçak yarası, üçte bıçak yarası. Vuruldum düştüm yere, gidemedim uzağa. Vuruldum düştüm yere, gidemedim uzağa. Neden sevdiğim düşürdün tuzağa, düşürdün tuzağa. Neden sevdiğim düşürdün tuzağa. Hadi. Bak ben buradayım, hadi. Vuruldum düştüm yere, gidemedim uzağa. Vuruldum düştüm yere, gidemedim uzağa. Neden sevdiğim düşürdüler tuzağa, düşürdüler tuzağa. Neden sevdiğim düşürdüler tuzağa, düşürdüler tuzağa. Hasta dönmüyor. Dön, dön, dön. Dön, dön. Bak ben buradayım. Hadi. Hürşit de benim uşağımdır. Kolay kolay bırakmaz kendini. Belli ki bırakmak, ölmek istiyor anne. Yoksa insan demez mi? Yenge ben vuruldum. Hastanede ineyim siz gidin diye. İlle bizim canımız onunkinden kıymetliyse. Yapması gerekeni yapmış. O da kabahatli değildir. Ama evin önüne
beni görüp demesi lazımdı ki, ana ben ölüyorum. Ana, ben şimdi sana ölüyorum desem ne dersin ben? Ceber derim. İşte onun da yaşamak için bir şansı varsa sana dememesinden dur. Beni içeriden çıkarmayacaktın anne. Hem de diğer erkeklerin işine karışıyorsan. Ömer, ben yeterince kendime vuruyorum. Yapma oğlum. Gelme üstüme. Yenge, keşke sen gitseydin Hürşit abinin yanında. Hem o ölme desen senin sözünden çıkmazdı ki. Ölmesin diye Hatice'yi yollamışım onunla. Madem onun için yaşaydı. Ölsün de onu göreyim. Hürşit abinin sevdiği kadın annem mi yoksa? Şimdi ben onu diyeceğim, yaşım tutmayacak. Ana, ana ettiğin lafa bak. Ver. Dur. Ola Merve, bak bunu bir yerde söylersen, senin o Ercan'a sevdalandığını Ömer'e derim. Ömer Ercan'ı vurur, tekrar içeri girer. Gördün mü hapus için nasıl can attığını? Anne söyleme böyle şeyler. Canımız yanıyor zaten. Bahamediysun Meryem. Hürşit en hakikatli uşağımdı. Ben üzüntü der ne dediğimi bilmiyorum. Bakın Hizir gelince sakın beni karşısına çıkarmayın. Allah korusun, herkesin her günahını anlatırım.
İki kere kalbi durdu. Sonra tekrar döndü. Ama iyileşecek, inatçıdır o, biliyorsun İlyas. Biliyorum Hatice abla, biliyorum, biliyorum. Kapıya gelene kadar kimseye bir şey dememiş. Sonra birden yığıldı kaldı orada direksiyona. Ne diyeceksin? Adam emanete sadık. Böyle bir devirde öyle bir adam bulmak zor. Çok kötü oldum kocam. Lütfiye evde değil miydi? Sen niye geldin Atçı?